Kurer TV'den merhaba. Yanımda Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar var. Kendisiyle sarı kırmızılı takımda yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Nevzat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gündem yine çok yoğun Galatasaray'da. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a af çıkmadı. En sıcak gelişme bu. İstersen bunu değerlendirerek başlayalım. Evet, benim için sürpriz olmadı. Yani ben özellikle Serdar konusunda dünkü ertelemeden sonraki oyuncu tatilini yarıda kesip hocasıyla görüşmek için yılbaşından önce dönüyor. Hocası gelir gelmez ayağının tozuyla dün oyuncusuyla görüşmüyor. Yani ben bunu bir mesaj olarak algıladım ve gazeteye de bunun haberini bu şekilde geçtim. Bekliyordum ama hani onu habere kesin ifadeler kullanmak riskliydi. Ve Serdar'la ilgilenen başka kulüplerin olduğunu da zaten bu sürecin başladığı ilk andan itibaren biliyorduk. Açıkçası Fatih Hoca da zaten açıklamasında bunun tek maçlık alınmış bir karar olmadığını söylüyor. Ama ilginç bir anekdot vereyim istersen. Fatih Hoca dikkat edersen çok da alışık olmadığımız şekilde bir videoyla yani sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ama daha da ilginci, Serdar'la görüşmeden önce bu video çekildi. Yani bu bilgiyi aldım ben. Hatta Serdar biraz bekletiliyor. Yalnız o zaman şu soru gelmiyor mu akla? Ben zaten bu karar açıklandığından beri bunu merak ediyorum. Şimdi affetmeyeceğiniz bir oyuncuyla o zaman neden görüşüyorsunuz? Yani oyuncusu eğer bu dedi. Karar... Hayır, oyuncusu. Hoca tarafından ben bunu eleştirmem. Oyuncu istedi. Helal olsun. Oyuncu da ben olsam... Bilmiyorum yani her oyuncu... Yani oyuncu herkesin... isteyebilir ama hani bunu çok fazla kamuoyuna yansıtmadan siz yönetime söylersiniz. Ben bu oyuncuyu düşünmüyorum, olsun. Yolları ayıralım diyebilirsiniz. Yönetimi de ayırır yolları. Tarık Çamdal olsa dahi çıkar görüşürsün. Yani sonuçta imza atıyorsa oyuncu o parayı hak ediyordur. Hani o parayı vereceksiniz. Bilirsin profesyonel futbolcunuz, sözleşmeli oyuncunuz. Kaldı ki bu oyuncu geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir emeği olan bir oyuncu. Milli bir takımın oyuncusu. Sıradan bir oyuncu değil. Sıradan oyuncu olsa bile bir kere dinlenmeli. Yani herkese o şans verilmeli. Belki söyleyeceği bir şey sizi ikna edebilir. Yalnız bu tip özürlerden sonra af kararı çıkmaması da çok karşılaştığımız bir konu değil aslında. Hani kimler affedilmedi? Melolar affedildi. Fatih Hoca kimleri affetmedi? Ama çalışma kültürlerimiz farklı diyor. Demek ki bu bir... Evet, o açıklama da enteresan. Şimdi yani bu bunlar, ne demek? Bak, Milliyet gazetesi okuyanlar her şeyin farkında. 6 Eylül'de yazmışız zaten. Kulüp yalanlamış ama Serdar'la ilgili krizi, o dönem Göztepe maçında oynamaması ve daha sonra 2-3 hafta forma giyememesi, yani oynatılmaması. Bütün bunlar benim için sürpriz değil. Ben bu yaşananları maalesef gördüm. Serdar Aziz'de Galatasaray'ın yolları ayrıldı. Eren'i soran bile yok. Eren ne yaptı? Yani çocuk hastayım dedi, başım ağrıyor dedi ya da ağrım var dedi. Buradan bir şey paylaşayım. Eren'le benim aramda geçen bir diyalogdur. O süreçte bunu yazacaktım, sonra bana yazma dediler. Rica ettiler, yazmadım. Ya çocuk dediğim de bunun destigası olan, İsviçre milli takımı olan, düzeltiyorum yani. Eren son derece profesyonel, tecrübeli bir oyuncu. Ve ağrım var diyor ve ağrısı olması suç. Bunu hatta seninle yayında da konuşmuştuk. Ben onu ya da birebir sohbetimizde hatırladım ama onu o gün onun ağzından yazmamıştım. Yani orada Eren'in bana söylediği ağrım var, gözükmeyebilir demişti. Bu MR'da ya da işte tomografide neyse bazen gözükmez, görünmeyebilir. Evet, biz bunu her konuşmuştuk şeyin, ama ben de sana şey demiştim. Yani mutlaka bir sebebi vardır. Ağrısı var, gözükmüyor. Doktor göremeyebilir, raporda gözükmeyebilir. Ağrısı var. Yani çocuk ya da oyuncu ağrım var diyor. Saygı duymak lazım. Ama tabii bizim görüşümüz. Yani sonuçta Fatih Hoca'nın çalışma kültürü, onun alışkanlıkları, onun beklentileri. Ama bir taraftan da şimdi o ağrılar var. Evet, doğru olabilir. Herkesin başına geliyor. Oyuncu... Ama takıma bir taraftan katkı veremiyorsun ve takımının senden başka forveti yok. Şimdi bu noktada belki iki tane daha forvet olsa burada Eren'in yaşadığı sakatlıklar çok daha rahat bir şekilde tolere edilebilirdi. Yani bu açıdan da bakılamaz mı acaba?
Ya oyuncular, bu futbolcular oynadıkça, sahada süre aldıkça para kazanan, yan gelip yatmak bu oyuncuların işi değil. Yani onlara bir şey kazandırmaz. O yüzden bunun ne Eren'e ne Serdar'a bir şey kazandırmayacağını da biliyoruz. Hatta Serdar Sivas maçında oynasa Maldivler tatilini bedavaya getiriyor. Yani niye oynamasın adam ya? Niye oynamasın? Futbolcu milleti de şeydir, öyle parasını kuruşuna kuruşuna şey yaparlar yani, dikkat ederler. Hatta geçenlerde bu yine burada söylemiştim. Yani çok önemli oyuncular Galatasaray'da. Biliyorsun ya, tesislerden evine su götüren oyuncular vardı ya, böyle dünyaca ünlü oyuncular. O yüzden Serdar konusunda beklenen af olmadı. Fatih Hoca oyuncusunu dinledi ama affetmedi. Serdar da takım arkadaşları vedalaştı. Fenerbahçe ilk andan itibaren devrede. Fenerbahçe Serdar'ı... Evet, Fenerbahçe yakın diyebilir miyiz acaba? Çok yakın. Çok yakın. Peki yani, başka sürpriz bir takım olmaz. Olabilir mi? Sadece Fenerbahçe Hayır, mi? Hayır, olmaz. Fenerbahçe olur. Başka takımlar için bir kere şey, yani mantıkta başka takım demiyor. Belki Beşiktaş, Şenol Güneş evet, diyebilirsiniz ama Beşiktaş biraz da kemer sıkma işlerine girdi. Bence Beşiktaş da pekala olabilirdi ama Fenerbahçe elini çabuk tuttu gibi. Yani Beşiktaş da olabilir bu arada. Yani mantık ama Fenerbahçe elini çabuk tuttu. Yani temasa geçti, onu söyleyebilirim. O zaman anlaşma yakın diyebilir miyiz Fenerbahçe? Bence hani bence giderse Fenerbahçe, hı hı, ki gidecek bu çocuk Tarık Çamdal ya da bir başka oynamayan oyuncu gibi yan gelip yatıp parasını ki almayacak. Fenerbahçe'nin de çok ihtiyacı var, ve orada faydalı da olabilir. Ersun Hoca da istiyor. Fenerbahçeli yöneticiler Semih Özsoy ve idari menajer Volkan Bal da oyuncunun menajeriyle temas kurdular. Biz Serdar Aziz'i istiyoruz dediler. Ancak Serdar'ın kulübündeki durumunun netleşmesini bekliyorlar. Galatasaray oyuncunun gidişinden bir bonservis isteyecek mi? Fenerbahçe bonservis ödemeye sıcak bakmıyor. Olayın şu boyutu var. Serdar'ı Galatasaray istemiyor. Galatasaray göndermek istiyor. Siz memnun olmadınız. Gürültülü bir dairenizi satıyorsunuz ve daha sonra onu istediğiniz şartlarda bir alıcı çıkmasını bekliyorsunuz. Şimdi gürültülüyse, yani o daireden rahatsızsanız, memnun değilseniz nasıl müşteri bulacaksınız? Bulduğunuz müşteri sizin istediğiniz şartları yerine getirir mi? Olaya böyle bakmak lazım. Yani Galatasaray gürültülü dairesini güya satıyor. O zaman da bonservis de herhalde istediği bonservisi de alamayacak gibi. Peki o zaman Serdar Aziz'in yeri nasıl olacak? Şimdi Serdar gidiyor ama Galatasaray ne yapacak? Tabi burada özellikle Ozan konusu bundan etkilendi. Mesela Ozan Serdar kalsa, kalabilse daha farklı şeyler konuşurduk. Ama dün işte tesislerde hem başkan, işte ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim antrenmandan sonra bir durum değerlendirmesi yaptılar. Evet. Bu planlamada özellikle Fatih Hoca Ozan'ın kalması gerektiğinin altını çizdi. Hani Galatasaray'ın belki kısa vadede 7,5 milyon euroya ihtiyacı olabilir. Bu serbest kalma maddesini herhangi bir kulüp işletip Galatasaray'da en azından bir kasa kolaylığı da sağlanırdı. Hatta gün içerisinde de paylaştık. Bir taraftan Manchester City, bir taraftan Manchester United, diğer taraftan Cardiff isimleri, hı hı, dolaşıyordu. Ama sürpriz takım Watford'muş. Yani onu net bir şekilde öğrendim. Bu satış olabilme ihtimali yüksekti. Ama şimdi Serdar gitti, Maicon'u satıyorsunuz, Maicon da ülkesine dönüyor. Gider, evet. Ozan da giderse bir anda orayı köklü bir değişim zor. Hani Ozan'ın gidişi biraz belki ertelendi, öyle diyelim. Peki ertelense bile Fatih Terim'in Ozan'la ilgili bir şu an olumsuz düşüncesi, var mı? Olsa zaten işte görüyorsun, videoyla gönderiyor. Hı-hı. Yani hiç şeye gerek yok. Ozan'a karşı bir tepkisi yok yani, yok, Fatih Terim. Bir videoya bakar. Yani bir videoya bakar da şimdi yarın öyle bir videonun gelmeyeceğini yok, kimse garanti edemez. Sanmıyorum. Yani öyle bir şey olsa zaten bugün Ozan'ın kaldığı haberi onun çevresinden bize de ya da işte diğer meslektaşlarımıza da böyle bir bilgi paylaşımı olmazdı. Watford hikayesi de şöyle, yani bir Manchester City, United birden belki bu takımlar için
yani Türkiye Ligi'nden Türkiye Ligi referans alınabilir mi? Belki onun arasından evet. Yani sorgulanabilir. Ama Watford iyi bir basamak. Yani oradan iyi sıçrama için doğru bir tercih. Watford'da kendinizi gösterirseniz dünyanın her kulübüne gidebilirsiniz. Yani oradaki en kötü oyuncu bile ya da kulübedeki oyuncu bile dikkat çekiyor ki Watford'da da oynayabileceği bir yere gidiyor. Onun daha fazla detayları var. İlerleyen bölümlerde paylaşırım. Watford sıradan bir kulüp değil yani. Watford'a gitmesinin bir nedeni var. Ya da gitseydi bir nedeni olacaktı. Şimdilik yaz dönemine kadar Ozan kalıyor. Galatasaray. Serdar'ın yerine peki? Oraya sol stopere mutlaka bir transfer yapmak lazım ama bence en az iki stoper transferi olacak. Yani ben Maicon da gitti. En az iki stoper transferi olacak. Bir de forvet kesin olacak. İki stoperden biri Manchester City'den Mangala. Manchester City bırakır mı? Niye bırakmasın? Yani oyuncu oynatmıyorlar. Evet, forma giymiyor. Belki sözleşmesi bitiyor olabilir. Sonuçta oyuncunun ücretini vermektense bunu bir başka kulübün vermesini tercih etmek onlar için doğru olabilir. Ayrıca Galatasaray ile arasındaki ilişkiler de kötü değil. En azından Denayer'le başlayan bir ilişki dönemi var. Luis Felipe konusunda da İbre hani bu çok da olumlu değil, öyle diyeyim. Yani Galatasaray değil. Ama Galatasaray'ın en yakın aday kim o zaman, öyle sorayım. Mangala, yani şu an Mangala'yı diyebiliriz. Peki forvette çalışmalar nasıl gidiyor? Alan hep var. Hiç yok olmadı. Yani hep Galatasaray'ın gündemindeydi. Dembaba ile ilgili şimdi yeni tereddütler var. Bu kadar tartışmalar. Ama Dembaba'nın birinci forvet olamayacağını zaten söylemiştik. Yani 1+1 yani evet. Alan alıyorsanız tamam. Yanında da Dembaba kabul edilir 6 aylığına belki. Zaten sonucu böyle düşünülmüyor mu hali hazırda? Böyle düşünüyorum zaten. Yani Alan'ı alalım. Alan zaten 9.5 numara. Bize bir tane de striker lazım. Yani tamamlayıcı bir forvet de lazım. Bunu şimdi hemen alamayacağınıza göre kısa vadede ligi bilen, yabancı olmayan birisini alabilirsiniz. Dembaba yani taraftarın sempatiyle bakabileceği bir oyuncu. Her ne kadar Beşiktaşlı ya da Beşiktaş sevmesi ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu olması bunlar belki bazı çekinceler yaratabilir ama yine de Dembaba Göztepe'de de gösterdi ki adam oynuyor yani. Hala gol atabiliyor. Hala değişik, farklı goller atabiliyor. Golcülüğü iyidir. Ama sanki alanın dışında alınacak forvet konusunda Dembaba biraz daha ikinci plana itilmiş gibi. Yani oraya biraz daha taraftarın hayır demeyeceği, daha fazla heyecanlanabileceği bir oyuncu düşünülüyor. Günün sürpriz gelişmelerinden birisi Robinho konusunda oldu. Evet. Aslında Robinho Başakşehir'e imza atmasını bekliyorduk biz de. Evet, bir anda ama olmayınca şimdi hem Galatasaray hem Fenerbahçe devreye girdi. Hem Fenerbahçe için geçiyor. Evet. Şimdi olay biraz şöyle bir denklem yürütülebilir. Rodriguez'i sattınız. Rodriguez'le ilgili detayları da buradan aktarayım. Evet, 10 milyon, $250,000 Yine farklı bir şey söylüyorum. Euro değil, dolar. 10 milyon 250 bin dolara Galatasaray geri Rodriguez'i Al-Ittihad kulübüne sattı. Geri Rodriguez de yıllık 5 milyon euro alacak. Rodriguez evet, euro alacak. Basına yansıyan rakamlardan biraz farklı. Geri Rodriguez evet, 5 milyon euro alacak. Galatasaray ise bu transferden 10 milyon 250 bin dolar alacak. Bunun belli bir bölümü, %20'si PAOK'a gidecek. Neticede bence yani Galatasaray açısından anlaşılabilir, oyuncu açısından kabul edilebilir bir tercih. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Galatasaray'ın ihtiyacı böyle paralara, böyle operasyonlara var. Geri Rodriguez daha düne kadar niye bu adam transfer edildi dediğiniz bir oyuncu. Sattınız ama onun yerine kim alacaksınız? Robinho. İşte Robinho evet. Robinho devam edelim. Mantık dışı değil, mantıklı. En azından Başakşehir olmazsa ederi belli. Yani Başakşehir Sivas'ta 2 milyon euroya anlaşmış. Yani sen istiyorsun diye senden 5 milyon euro isterse herhalde bu kadar da aleni şekilde olmaz değil mi? Yani Fenerbahçe'de keza ilgilenebilir oyuncuyla.
Yani Robinho konusunda ben net değilim. Rodriguez gitti. Sadece ben o bölgeye Robinho olabilir diyorum. Daha kreatif, daha göze hoş gelen oyunu. Belki hızlı sureti yok ama zekası, golcülüğü. Yani alana da alıyorsunuz. Değişik bir hücum hattı oluşturabilirsiniz. Ve kariyeri Robinho heyecanlandırır. Ama dediğim gibi yani bu bir hani sadece güzel bir şey sadece yani bir fotoğraf. Hani bunun netleşmesi için belki biraz daha zaman gerekiyor. Çünkü hem bu arada bir Robinho Galatasaray ifadelerini kullanıyoruz. Hani bu laf olsun diye değil. Hı hı. Ya da bir yakıştırma olsun diye değil. O çevreden bize Galatasaray da devreye girdi denildiği için ben bu Robinho ismi üzerinde duruyorum. Yoksa Robinho evet. diye de başka bir ismi konuşabiliriz. Çok kısaca şeyi de soracağım. Belanda ve Feghouli'de bir sürpriz yaşanabilir mi acaba? Çünkü hiçbir onlarla ilgili de olmaz. Talipler olduğu hiçbir söyleniyor. Hiçbir sürpriz olmaz. Bir yere gittikleri yok. Galatasaray'ın da vermeye niyeti yok. O iki oyuncu kesin olarak kalıyor diyeceğiz o zaman. Şu ortamda satılması söz konusu bile değil. Yani bu karar alındı. Belhanda zaten eksikliğine ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. O zaman artık gidecek yok, tamamen takviyelere odaklanmış durumda. Aynen takım öyle. Diyebiliriz herhalde. Yani gidecek Maicon'u bekleyeceğiz. Hı hı. Mariano da belki bir sürpriz olabilir. Onun dışında da zaten satacak oyuncu kalmıyor. Evet. Yani. Peki Nevzat, çok teşekkürler. Gelişmeler oldukça yine konuşacağız seninle. Galatasaray'daki son gelişmeleri Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'la konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.